yangınlardan 45'inin kontrol altına alındığını söylerken yangına sebebiyet verenlerin de gözaltında olduğunu belirtti. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak, değil mi? Evet, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal bizlerle birlikte olacak. Şimdi oradaki duruma ilişkin son bilgileri alacağız Karşıyaka Belediye Başkanı'ndan. Hoş geldiniz Sayın Ünsal. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Begüm Hanım. Geçmiş olsun öncelikle. Şimdi dün gece saatlerinde Bakan İbrahim Yumaklı bir açıklama yaptı ve dedi ki 72 yangın çıkmıştı. O 72 yangından 45'inin kontrol altına alındığını ve 27'sine de müdahalenin hala devam ettiğini söyledi. Dün açıklanan verilere göre yaralanan ve can kaybının olmadığını biliyoruz. Şu an öyle bir şey yok değil mi? Yine hala aynı durumdayız diye umuyoruz. Bir can kaybı yoktur. Yangının son durumu nedir orada şu an? Sizin bilgileriniz ne yönde? Yangın şu anda kontrol altına almış gibi diyor. Sesim yankılanıyor. Kendimi duyamıyorum ama. Alamadım sesinizi. Benim sesim yankılanıyor. Şimdi tamam. Geldi. Düzelttiler arkadaşlarım muhtemelen. Evet, düzelttiler. Yangın şu anda kontrol altına alındı gibi gözüküyor. Hiç değilse dün akşamdan beri rüzgar kesildi gece geç saatlerde. Zaten bu bir orman yangını aslında. Orman yangını olarak başladı. Çok son dakika bir rüzgarla dün akşam geç saatlerde yerleşim yerine ulaşmıştı. Ama şu anda iç yerleşim yeriyle ilgili bir sıkıntımız yok. Ormanın en tepelerinde biraz orman yangını var. Orada mücadele devam ediyor. Ama iyiyiz. Dünkünden çok daha iyiyiz. Çok şükür. Bugün de rüzgar çıkmazsa bu iş bitmiş olacak inşallah. Evet, umalım ki bir an önce artık soğutma çalışmaları da tamamlansın ve tamamen bitmiş olsun. Geride bırakmış olalım bu orman yangınlarının. Şimdi yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliyor musunuz bizlere? Bu tabii soğutma çalışmaları yapılmadan bunun söylenebilmesinin şu anda imkanı yok. Halen devam eden bir bölge var. Onu ancak soğutma çalışmalarından sonra bu bilgiler elimizde olur. Peki müdahale sırasında yaşanan güçlükler nelerdi? Neler gerekiyordu müdahale ederken yangınlara? Şimdi Begüm Hanım, bu bir orman yangını aslında. Tabii ki ormanları ilgilendiren bir şey. Ama Yamanlar Dağımız var. Ve İzmir'imizin en eski ormanı burada. Dağın eteğinde bizim ilçemiz, deniz kenarında. Bununla ilgili mücadele yapıldı dün. Ama şartlar da çok zordu. İzmir çok çok sıcak. Her taraftaki otlar kurudu. Bu bir gerçek. Bir de dün iki gündür çok fazla rüzgar var. Ve rüzgarın nereden geldiği belli değil. Her dakika yön değiştiriyor. O yüzden her yere atladı yangın. Dün akşam ve dün bütün gündüz büyük mücadele verildi. Daha önce size bağlanmıştım. İtfaiye ekiplerimiz, büyükşehirin valiliğimiz tarafından yönlendirilen helikopterler, deniz uçaklar, her türlü müdahale yapıldı. Ama rüzgar olunca mücadele edemiyorsunuz. Yani doğa karşısında aslında ne kadar çaresiz kalıyorsunuz insanoğlu olarak tekrar gördük. Akşam saatlerinde gece olduktan sonra, karardıktan sonra hava yukarıdan müdahale bittikten sonra diyeyim, sadece itfaiye ekiplerimizle mücadele ediliyordu. O anda tam ormana yakın yerdeki mahallemize sıçradı yerleşim yerine yangın. Orada bir binamızın çatısına yangın geldi, alevler geldi. O binayı boşalttık. Bir hasar tabii ki, yani insan olarak bir kaybımız yok ama söndürüldü burası. Şu anda yerleşim yerleriyle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama ormanda halen daha ormanın en tepelerinde devam eden bir yangın var. Oraya tabii araçlarla girmesi çok zor. Ancak havadan müdahale edilmesi lazım. Belki şu an bir havadan müdahale gerçekleşiyor mu? Bunu söyleyebiliyor muyuz? Daha henüz başlamadı ama herhalde birazdan başlar. Orman bölge müdürlüğünün ekipleriyle belki çıkılabilir, bilmiyorum. Ama şu anda can kaybımız olmaması çok çok sevindirici. Tabii ki ufak tefek bazı kayıplarımız oldu. İş yerleri kaybımız var birkaç tane. Bir köyümüzü boşaltmak zorunda kaldık.
oradaki vatandaşlarımızı tahliye ettik. Onları da gerekli yerlere yerleştirdik. Ama şu anda iyiyiz. İyiyiz çok şükür. Gerçekten geçmişler olsun. Tabii şimdi insani can kaybımız yok, ancak ormanlarda yaşayan, o ekosistemin dengesini sağlayan hayvanlarımız illaki telef oldu ve bu da çok can sıkıcı. Şimdi dediniz ya, yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları da devam edecek ve yangının tepesine hala müdahale edilmesi gerekiyor diye. Yine konuşmuştuk bunu, yangın kontrol altına alındı diyoruz ve tekrar alevleniyor. Tabii şu an rüzgar ne durumda? Tabii bunda rüzgarın da çok büyük payı var, etkisi var. Rüzgar dün akşam gece saatlerinde dindi dedik, ancak şu an nasıl bir durumdayız? Burası gayet sakin, hiç rüzgar yok. İnşallah şansımız yaver gider. Henüz tabii ki yani şehirde bir şey yok da ilçemizde. Fakat ormanlık bölgede yangın var. Yani hala dağ tepelerdeki alevi görebiliyoruz. Her şey kontrol altına alındı değil. Öyle demedim. Hala yangın devam ediyor yukarıda. Evet. Ama nispeten daha kontrollüyüz. Yardım ederse de bu rüzgarda bu şekilde kalırsa, öğleden sonra bir rüzgar bekleniyor ama o zamana kadar her şey bitmiş olsun inşallah. Tabii ki içeriden yanan bazı kuru otlardan dolayı tekrar nüksedebiliyor. Biz de bilmiyoruz. Yani doğayla dediğim gibi baş etmek çok zor. İnsanımız doğamıza çok sahip çıkmalı. Çünkü dün bakanımız açıkladı, bir piknik yapan 3 kişiden dolayı çıkmıştı. Çok üzücü bir şey bu. Hepimizin sahip çıkması lazım. İşte mücadeleyi görüyorsunuz. Kimseye bir şey olmaması için bütün Türkiye koştu buraya. Zaten İzmir önce kendisine sahip çıktı. Yani Büyükşehir Belediye'miz, Valiliğimiz, bütün ekipler, bütün ilçelerimiz, vatandaşlarımızın çabasını size anlatamam. Bizim ilçemizdeki arkadaşlarımız, görevli arkadaşlarımız, herkes çok yoruldu, inanın. Büyük çaba, insan kendini çok çaresiz hissediyor. Ben Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı kendisinin bir fiil sahada ne kadar çok çaba sarf ettiğini gördüm. Yani aslında her şey bizim elimizde, biliyor musunuz, insanoğlu olarak. Çok daha duyarlı olmamız lazım. Peki, çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun tekrar ve tekrar. Teşekkür ediyoruz Begüm Hanım. Sağ olun, bize de destek verdiğiniz için. Basın bize çok destek verdi. Sesimiz oldu. Bunun üzerine bütün Türkiye'den, Türkiye'nin her tarafındaki belediyeler bize ulaştılar. Sabahleyin Türkiye'nin her tarafından gelen destek takviyesi ilçemizde. Bir destek çağrısında bulunmuştuk. Bunu sonlandırıyoruz. Çünkü çok destek geldi araç olarak. Hepinize teşekkür ediyoruz, herkese. Çok çok teşekkürler ilgisi için herkesin. Ama bunu beraber başardık yine. Sağ olun. Evet, gün birlikte mücadele etme günü. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Tekrar çok geçmiş olsun. Şimdi...